hakansoft.com adresine gidiyoruz. Hakan Satranç 1.2'yi indirebilmek için yazıyoruz. hakansoft.com. Buradan Hakan Satranç 1.2 indir diyoruz. Yandex'te var. Yandex'ten indir diyoruz. Evet, indirmeye başla. Hakan Satranç 1.2'yi indirdik. Zip dosyası olarak. Şimdi bu zip dosyasının içine giriyoruz. Kopyala diyoruz. Masa üstüne yapıştır diyoruz. Şimdi size Hakan Satranç'ın 1.2'nin kurulumunu anlatıyorum. Hakan Satranç 1.2'nin kurunu içine girdik. Setup exe'yi çalıştırdık. Çalıştırılsın mı? Evet. Okey diyoruz. Önemli olan burada bu ikona kliklemek. Bazıları bu ikona kliklemeyi akıl edemedikleri için çıkmak zorunda kalıyor. Bu ikona kliklediğiniz zaman kuruluma devam edecek. Bu ikona klikliyoruz. Devam et. Dosyaları kopyala. Hakan Satranç dosyalarını kopyalıyor şu an. Kısa bir süre beklememiz gerekiyor dosyaların kurulması için. Hakan Satranç 1.2'nin kurulumu çok basit. Kurması basit. Ama böyle olduğu halde yapamayanlar da var. Onun için bu videoyu hazırladım. Hakan Setup was completely successfully. Başarıyla kuruldu diyor Hakan Satranç. Şimdi şunları bir kapatalım. Buradan Hakan yazıyoruz. Windows 10 bu. Hakan Satranç 1.2 çıktı. Buradan aramadan Hakan yazalım tekrar. Sağ tuşa basalım. Başlangıç ekranına sabitle diyor. Görev çubuğuna sabitle diyoruz. Buradan görev çubuğuna sabitledi. Görev çubuğundan çalıştırıyoruz. Hakan Satranç 1.2 kuruldu. Oynamaya başlıyoruz. İşte kurulumu bu kadar. Çok basit bir kurulumu var. Kurulumu bu kadar. Yapamayanlar için bu videoyu hazırladım. İzlediğiniz için teşekkür ederim.